Sefer beni gurbet ye fırsatını bulur bulmaz geber, tamam mı? Tamam abi. Hadi göreyim seni. Git ve öcümü al. Merak etme, alacağım. Amca. Amca. Çay koydum, içer misin? Sen yaparsın da içmez miyim? Yakayı ele vermeden sınırı geçip gidelim. Gidelim buradan. Kavgada ölen arkadaşlarımızın hesabı ne olacak? Bırakacak mıyız kanlarını yerde? Ya korkak fareler gibi kaçacak, ya da gücümüzü toplayıp şanımızla, şerefimizle öcümüzü alıp öyle gidecek. Bize destek çıkan köyleri dolaş. Necip'e haber sal. Yüreği sağlam kalmış, eli silah tutan eski arkadaşları bulsun. Paramız yok Şanov. Parasızken adam bulamayız. Hele bir gelsinler gerisi kolay. Paranın da, intikamın da adresi bellidir. Reşo Ağa. Bundan sonra Allah'ın izniyle fıstık piyasasında yerimizi bulacağız. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Şanlıurfa'nın fıstığının kokusu, lezzeti, her şeyi diğer bölgenin fıstıklarından kat kat üstün. Sen çok değiştin Reşo. Boyatlı aşiretiyle barış yaptın. Barış'a biz de rıza gösterdik. Lakin barıştan sonra onlarla bir olup kendi aşiretine sırt çevirdin. Kızın aşiretimizin alnına leke çaldı. Bir çocuk doğurdu ki veledi zinadır. Senden çocuğu istedi. Sen el altından çocuğu kaçırttın. Katli vacip kızın hala hayattadır. Ne izi bellidir ne yurdu. Besbelli ki onu da sen kaçırttın. Aşiretimizin şerefi sayende ayaklar altında. Kendi namusunu temizlemekten aciz adama ağa demek caiz değildir. Bırak ağalı Reşo. Korkma. Biz senin de namusunu temizleriz. Yeter lan kesin!
Köpek gibi gebertirim hepinizi. Beyninizi dağıtırım. Dua edin ki evimdesiniz. Yoksa hepinizin leşini kapıya sermiştim. Şimdi defolun. Defolun dedim size. Bak. Bunu bize yapmayacaktın Reşo. Buna sakın bir kelime daha etme. Evimdesin demem gebertirim. Ağalığı bırakmaya gelince, almaya gücü yetecek varsa buyursun gelsin. Ben farkında olmadan öyle bir şeyden vazgeçmişim ki. Bilsem inan bana yapmazdım. Yemin ederim sana hiçbirini yapmazdım Elif. Gitmem lazım. Sadaka istemeye gelmedim. Niye geldin? Hakkımı istemeye. Ne hakkı? Bu dükkan baba mirası. Burada benim de hakkım var. Payımı istiyorum, anladın mı? Payımı. Abla, dükkan anca bizim karnımızı doyuruyor. Hem babam hayattayken sana payını verdi. Enişteme iş yeri açtı. Hani ispatı? Bütün bunlar Beyto'nun kışkırtması. Beyto mu? O kim? Baba tarafından uzak bir akraba. Aşiret liderliğinde öteden beri gözü var. Pis işlere karıştı. Silah. Kuyruğu sıkışınca Almanya'ya kaçtı. Orada da rahat durmadı. Duyduğuma göre Alman hükümeti Beyto'yu sınır dışı edecekmiş. Galiba dönmeye hazırlanıyor. Dönecek. Ve aklı sıra aşireti ele geçirecek. Bugüne kadar hep barıştan yana oldum. Ama eğer babama yan gözle bakarsanız, aileme en ufak zarar verirseniz, aşiret için savaş nasıl olurmuş, işte o zaman gösteririm hepinize. Bunları o Beyto denen alçağa aynen söyleyin. Ağır konuştun Murat ha. Defolun buradan. Epeydir yoktular. Silahlı korumalar. Yine girdiler hayatımıza. Girdiler çünkü artık yeni bir düşmanımız var. Beyto. Sen şimdi ille de çalışacak mı diyorsan? Amca benim zaten bir işim vardı. Cem o da bunu baştan beri biliyordu. Şimdi oyun bozanlık ediyor. Yahu gelinim bak. Erkek kısmını hala tanıyamamışsın ha. Biz var ya biz. Kadınları elde edene kadar oho ona neler vaat etmeyiz neler. Kadın razı gelir. Karımız olur. O selenenlerin hepsi unutulur. Tavramızdan yanımıza varılmaz. Yani ben şimdi aldatıldım mı amca? Onu mu demek istiyorsun? Yok yok gelinim o kadar da değil. E tamam bizim Cem onun bir parça hıyarlığı vardır ama tasalanma ben onu ikna edeceğim. Nasıl? Sen şimdi benimle gel. Hiç bozuntuya verme ha. Kolay gelsin yeğenim. Volta saati ha? Buyur amca. Yok oturmayayım. Gelinle konuştuk, oturduk, anlaştık. Okuldan vazgeçti, burada çalışacak. He? İyi. Memnun oldum İpek Hanım. Aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Cemo Bey. Tabii gelinimi ikna etmek kolay olmadı. Patron sıfatıyla biraz taviz vermek zorunda kaldım. Ne tavizi? İpek genel müdür olarak göreve başladı. Yani bu durumda senin amirin oluyor ha. Ne? Aman iyi geçinmeye bak. Gel. Şimdi sana oda ayarlayalım. Aslında Cemo'nun odayı da alabilirdik ama burası paspal. Genel müdürün şanına yakışmaz. Gel. Ama amca. Haydi görüşürüz. Volt atmaya devam et ha. Ya amca ne yaptın sen böyle? O Cemo'nun var ya. Allah yarattı demeyip iflahını gevreteceksen. Bir haftaya kalmaz. Seni kendi elleriyle okula götürmezse... Aha yazıyorum buraya bana da hakkı demesinler. Seher Hanım. Buyurun efendim. Şimdi bizim üst kattaki büyük odayı İpek Hanım'a hazırlayacağız. Bakın ne lazımsa sipariş edin tamam mı? Tamam efendim. Hadi sana kolay gelsin.
Bir sıkıntın olursa hemen ara, anda çözeriz ha. Ben şu ablama bir bakayım. Evet, ablaların güzeli. Gelelim sana. Ne olmuş bana? Vallahi bir şey oldu yok. Hani olursa, yani her ihtimale karşı. Yani ben buradayım, aklında olsun. Ne diyorsun sen ya? Boş ver abla, sen bana uyma. Ne yapıyorsun? Bu saatten sonra fıstıkçı olmaya kalktık, gör başımıza geleni. Biraz da sen baksan şunlara. Öyle deli tay gibi gezineceğine. Orasını dert etme, ben işi çözdüm. Aa, nasıl çözdün? Önce Urfa 2004 Fıstık Güzeli diye bir yarışma düzenleyeceğim. Sonrası Allah kerim. Bana bak. Şimdi seni alırım ayağımın altına. Vallahi fıstık ezmesi olursun ha. Hadi bakalım. Kaçma bir yere, daha bitmedi. Ah, merhaba Gülnazcığım. Nasılsın kızım? Bak Hakkı da burada. Sana selam söylüyor. Tamam. Birazdan Hakkı ile birlikte gelir, beraber ben bakarız. Gelmem, gelmem. Görüşmek üzere. Sabahtan beri nasıl keyifliydim. Bekleyen biri çıksın, günümün içine etsin. Çok konuşma, gidiyoruz hadi, kalk. Kalktım. Aha, yigenlerin güzeli geldi. İdalim. Merhaba amca. Merhaba Zeyno ana. Hayrola kızım, solgun gibisin. Bilmem. Bir şey mi oldu? Biraz konuşabilir miyiz? Bir şey mi oldu? Bir dakika abla, yigenimizin bir derdi var. Hakkı, hadi sen Gülnaz'ı bekletme. Bizlik bir şey var mı? Yahu biz kadın kadına konuşacağız. Tamam, anladım abla. Gel, otur şöyle. Anlat bakayım. Fıstık bahçesine. Gelsin. Sağ olun. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ olun Gülnaz Hanım. Kaç gün sürer bu belleme işi? 3 günde bitireceğim hanımım. Uzun bir zaman. Ama ağaç sayısı da çok. Peki, kolay gelsin. Sağ olun. Derdin bu muydu kızım? Bana kalsa dert olacak bir şey yok. Ama Seyit çok inatçı. Yardım edeyim diyorum. Bu erkeklerin hepsi böyle kızım. En akıllısının bile kafasında 2 tahta eksik. Ne yapacağız Zeyno ana? Ben hallederim. Üzme canını böyle küçük şeyler için. Nasıl halledeceğim? Nasıl halledersem ederim, sana ne? Bak, İpek yukarıda. Yeni odasına yerleşiyor. Çık onun odasına yardım et. Hadi bakayım. Zeyno ana, sen olmasan. Hadi hadi, uzun etme. Yallah hadi. Ne yapacağını bilmiyorum ama sağ ol. Sen de sağ ol. Son yağışlar iyi oldu. Toprak yumuşadı. İşinizi kolaylaştırdı değil mi? Evet hanımım, yağmurdan dolayı işimiz kolaylaştı.
Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin Gülnaz Hanım. Hoş geldiniz Hakkı Hoş Bey. Bulduk. Hakkı denen adamı hayatı zindan edeceksin, anladın mı? Anladım abi. Bizim de saygı görmeye hakkımız var. Öyle değil mi Hüseyin? Öyle abi. Haklısın. Alo? Ben Zeyno. Efendim? Fabrikadayım, hemen gel. İşim var. Şu anda gelemem. Bana bak. Ya edebinle kalkıp gelirsin... ya da ben yarım saat içinde bu Urfa'yı başına yıkarım. Evinin yolunu bulamazsın. Fıstıklar bizde, ağaçlar silkelenerek toplanıyor. Bu defire oranlarımızı arttırıyor. İtalya'da makineler var. Bir tür toplama robotları. Gülnaz Hanım, sizin bu robotlar fıstıkları sadece toplayayım mı? Yoksa topladıktan sonra bir de soyayım mı? Hayır Hakkı Bey. Robotlar soyma işlemi yapmıyor. Onlar sadece topluyor. Yani biz fıstıkları gene ellerimizle bizzat soyacağız. Aynen eskiden olduğu gibi. Evet. İyi. Aman robotlar bu işe karışmasın. Otursunlar oturdukları yerde. Hakkı Bey, şu fıstık soyma meselesini kapatabilir miyiz? Konumuzla hiç ilgisi yok. Nasıl isterseniz Yunus Hanım. Hakkı yat! Sakın kalkma! İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Kimin adamısın sen? Kim tuttu seni? Gebel pis herif. Bağlayın şu... Jandarmaya haber verin. Kaldır. Buyur abla. Hakkı, iki saattir çaldırıyorum. Niye açmıyorsun telefonu? Kusura bakma, telefonu düşürmüşem. Bir ara Gülnaz Hanım'ın altında kalmışam da. Ne? Ne işin var Gülnaz'ın altında? Vallahi bir güzel üstüme atlamış balıklama. Niye? O sırada Hüseyin bana ateş ediydi de. Hüseyin benim şoför oğlu ya. Hakkı, ne diyorsun sen? Tabii mecburen kendisini vurmak zorunda kalmışım. Gülnaz değil abla. Şoför vurmuşum. Gülnaz'ı niye vuran? Ha vallahi adama rakam içirmiyor ama. Hakkı. Adam gibi anlaş şunu. Delirtme adamı. Ne oluyor orada? Yok delirecek bir şey abla. Herifin biri ateş etti mi sevecek değilsin ya. Elbet sıkacaksın. Oraya geliyorum. Beni bekle. Zeyno Hanım. Buyur avukat. Buyurun, beni istemişsiniz.
Ben de yarım saattir dışarıda bekliyorum. Konuşma! Otur şuraya. Rıza Bey avukat. Şu an çok sinirliyim. O yüzden bir defa söyleyeceğim. Şimdi aç kulağını ve beni iyi dinle. Benim umudum kalmadı arkadaş. Bulamayacağız. Parasız bulsuz nereye gider bu kadın ya? Kadın değil abi. Tam bir şeytan o. Sağ ol. Selamünaleyküm ağalar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Keyifler nasıl? İyi, şükür geldim. Sende ne var ne yok? İyi hamdolsun be. Duydunuz mu bilmiyorum. Dün gece benim avra söyledi. Hayırdır? Ne olmuş Feyzo? Şu ağanın kızı vardı ya Zeliha. Hani kaçak olan. Zeliha'ya ne olmuş? Birkaç gün önce Hanım Sultan dergâhına sığınmış. Onca kan akıttıktan sonra hidayete mi ermiş? Bulduklarında gebermek üzereymiş. Bir şeyler yiyip zehirlenmiş. Acıyıp dergâhı taşımışlar. Tedavi ettirmişler. Anlattığım gibi ağalar. Canım Necip geliyor. Epey adam bulmuş. Karşıla. Çay demle misafirlere. Şimdi yaktım çıranı Reşvaka. İşte orada. Abi ne yapacağız? Dergâhı basacak halimiz yok. İçeriden birini bulacağız. Kimmiş bu? Ne istemiş senden? Ne bileyim abla. Ali Üsteğmen nerede çavuş? Ender başçavuşumla birlikte araziye çıktılar. Hadi gidelim arkadaşlar. Hadi arkadaşlar siz de işlerinize dönün. Sağ olun, kolay gelsin. Verilmiş sadakan varmış. Bir de Gülnaz vardı. Gülnaz kurtarmıştır beni. Üstümü uçmasaydı. Sağ ol kızım. Bana kardeş bağışladın. Sağ ol. Kusura bakmayın Gülnaz Hanım. Bahçenizi biraz kirlettik. Yani Zeyno ona. Kardeşiniz delirtecek beni. Bu kadar olay yaşadı. Ölümden döndü. Benim yüreğim ağzıma geldi. O hala işi şakaya alıyor. Hadi binin araçlarınıza gidelim. Haydi abla. Anlatacaklarımı iyi dinle. Aranıza yeni katılan bir kadın var. Zeliha. Evet biliyorum. Reşoğa'nın kızı. O kaçaktı. Onu yakalayıp Reşoğa'ya götürmemiz lazım. Bize yardımcı ol. Ne istersen veririz. Reşoğa seni altına boğar. Tamam benden haber bekleyin. Kimselere de görünmeyin. Tamam sen bizi düşün.
İzini buldular. Çabuk gel benimle. Evet. İzini bulduk ha. Nerede? Hanım Sultan dergahında. İçeri giremeyiz. Ama içeriden birini bulduk. O dışarı çıkınca bize haber verecek ha. Çıkar çıkmaz binin tepesine. Allah'ım sana şükürler olsun. Sizin aşiretten adamlar gördü. Bizim yarenlerden biriyle konuşurken izini buldular Zeliha. Bir gün bulacaklardı. Daha fazla kalamazsın. Hı, biliyorum. Burada olduğunu bildiklerine göre artık kalamazsın. Hayatın tehlikede Zeliha. Kaçmaya alışkınım. Al bunları. Hayır, istemem. Borç kabul et. Ödeme şansım olmayabilir. Yani o kadar hayatta kalır mı? Önemli değil. Sağ ol. Her şey için. Hakkını helal et. Helal olsun. Allah yolunu açık etsin. Biraz bekle, geleceğim. Neyi bekleyeceğim? Bari çıkar çıkmaz yakalanma. Alo? Kahya? Benim ben. Dergâhtan arıyorum. Bak şimdi beni iyi dinle. Kahya, bir planım var. Alo? Alo? Abi ne oldu? No, kesildi lo. Alo? Reşo Ağa'nın defteri bizim nezdimizde kapanmıştır Beytoğa. Hayırlısıyla dönmeni bekleyin. Allah'a emanet. Başım üstüne. Beytoğa'nın selamları var. Eyvallah, sağ olasın. Şimdi ne yapacağız? Namazımızı kılalım. Bu etlerin çiftliğine gideceğiz. Gidip şu Zeynep kadını bir görelim. Senle bir alıp veremediğimiz yoktur Zeynep kadın. Ver şu emanetimizi gidelim. Emanet dediğiniz candır. Günahsız bir sabidir. Ve de sana ait değil. Hiç fark etmez. Allah'ın verdiği candır. Ona ömür biçmek size düşmez. O çocuğun anası babası kardeşinin canını aldı. Hiç mi için sızlamaz Zeyno kadın? Töreye ihanet mi dersin Zeyno kadın? Evet ederim. Töre dediğiniz bebek katili olmaksa ben o töreye ihanet ederim. Töreniz de, sizin de canınız cehenneme. Çabuk defolun topraklarımdan. Kendine gel Zeyno kadın. Memo. Emret Agabat. Bunlara yolu göster. Bir daha da etrafta görürseniz koşullayın. Buyurun Agabat. Ağabacımı duydunuz. Reşo aile yaptığın barış bundan böyle bizi bağlamaz. Bu böylece bilinir. Elinizden geleni ardınıza komayın. Çabuk terk edin topraklarımı. Yürüyün Agabat, hadi. Bilal abi, kara çarşaflı kadınlar çıkıyor ha. Bunların hepsi aynı. İşlerinde olabilir mi? Peşlerine düşer. Sen arabayı al, yolun şu aşağısına getir.
Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Koş arabaya hadi. Komutanlık sizden acilen netice bekliyor arkadaşlar. Reşon'un kızı hala firarda. Şano eşkıyasının belini kırdık ama kendisi hala kayıp. Elimizi çabuk tutup enseleyemezsek bir süre sonra yanına yeni adamlar katıp yeniden palazlanacak. Palazlandığı anda da ilk hedefi belli. Reşo'a ya da Murat ya da her ikisi. Reşo'dan öcünü almak isteyen Şano'nun bu bölgenin dışına çıkacağını tahmin etmiyorum. Kaldı ki yaralı, fazla uzağa gidemez. O bölgede o kadar çok mağara var ki, yüzlerce. Birçoğu da yeraltı mağarası. Ağzının genişliği bilemedin kuyu kadar. Üzerine bir topçalı örttün mü, dolaşır etrafını geçersin. Ruhun bile duymaz. Yardım almadan kimse sonsuza kadar kaçamaz. 24 saat kesintisiz devriye çıkaracağız. Zeliha da Şano da er geç yakayı ele verecek. Hadi. Göreyim sizi. Emredersiniz komutan. Petos. Allah kahretsin. Hayal kuralım. İyi, kuralım. Sen başla. Tamam. Şimdi başka bir yerdeyiz. Etrafımızda da bu korumalar yok. Kimse kimseyi kovalamıyor. Bütün kavgalar uzakta kalmış. Ya da hiç olmamış. Babam torunlarıyla oynuyor. Torunları? Adamcağız bütün ömrünü tek torunla mı geçirsin? Sen de istiyor musun? Hem de çok. Ya düşmanlıklar? Sence bitecek mi? Bak şimdi de Beyto diye biri çıktı ortaya.
Hani hayal kuracaktık? Tamam, tamam. Olmuyor, beceremiyorum. Gerçekler insanın peşini bırakmıyor. Jenderme geliyor. Bize müsaade ol. Eyvallah. Eyvallah. Siz ikiniz. Reşah'ın adamları değil misiniz? He komutan. Ne arıyorsunuz burada? Bir akrabamızı ziyarete geldik. İyi. Hoş geldiniz. Sağ olun. Geleceğim ben. Sağ ol. Bunlar Zeliha'nın peşi. Şuraya bak. Sanki süre kaldı. Kızı onlardan önce bulamazsak kötü Ender. Zeliha'ya bayılmıyorum ama töreye bir kurban daha vermek kanıma dokunur. Köle. Kaçtı aracı bulduk ha. Dağ yolunda. Bana bak Yahya. Onu bir an evvel getirmezseniz bana topunuzu o dağa gömerim. Anladın mı? Tamam ağam. Meraklanmayın sen. Yanımıza fazladan av köpeğiyle adam da alacağız. Yakalanması an meselesi. Tamam ağa. Kontak anahtarı üstünde ama içinde ona ait hiçbir şey yok abi. Sağ ol. Afiyet olsun. Vay 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 vay. Maşallah. Neyi kutluyuk? İpek'in genel müdürlüğünü. Cemo, topla koçum kendini. Bak yanında genel müdürüm var ha. Sonra siciline işler yanarsın ha. Merak etme amca. Ben tedbirimi aldım. Evet, anladım. Teşekkürler komutan. Bir daha işi adam alırken dikkat edin. Sorun, soruşturun. Kimdir, neyin nesidir? Hüseyin kim çıktı bil bakalım. Osman'ın kardeşi. Topal Hamdi'nin öbür oğlu. İşin başında iki kişi. Biri karı. Digeri? Diğeri gavur. Karının ortağı. Bir İtalyan. Dış bağlantıları o sağlıyor. Sonra? Sonrası sağlığın. İş evet demene bakar. Derim. Bu gece bekarsın yani. Yapalım mı bir hale? Yapalım satayım. Ablam olmasa ne yapardı? Öyle bir basardım ki tekme. Nasıl basardın? Ulan nasıl basardın bana bir göstersene. Göstersene lan. Böyle mi vururdun? Böyle mi vururdun lan? Bana bak. O ablam lan ablam. Bana analık etmiş. Söver döver isterse vurur. Aramızda ne geçerse geçer, sana da yemek düşer anladın mı? Ulan bir daha ağzını aç. Hakkında tek laf et. Ağzının içini mermiyle doldururum ha, anladın mı? Senin tanıdığın adamların da yaptığı ortada. Ablana öt deyince hepsi... Karıştırma lan ablamı. Kaç defa diyeceğim sana. Öldürtecek misin kendini zorla? Kusura kalma ha. Ağzımdan kaçtı. Haklı iş açar mı başımıza? Kim? Haklı. Cehmuz. Sus. Hakkı. Uyarın dünyadan haberi. Kendi kendine ağırlık oynuyor şimdi. Zor kullanmaya mecbur etme bizi. İstediğini yap komutan. Ne yaparsan yap. Ama bu sahneye bir daha geri dönmeyeceğim. Benim işim olmaz. Hayatta da olmaz. Ölürüm gene olmaz ha. Niye kaçtın? Osman'ı bulmak zorundaydım. Peki ne yapacaktın bulunca? İki rahmetten biri. Yani? Ya gelip adam gibi konuşurdu. Yediği hatlar tek tek anlatırdı. Temize çıkardık. Ya da?
Cevabını biliyorsun. Duydun mu? Osman'ın kardeşi. Ben biraz dolaşacağım. Zeyno ana. Söyle aslanım. Akşama doğru Ayşe ablam aradı. Ben bu iyiliği nasıl öderim bilemiyorum. İyilik dediğin o şey senin tertemiz yüreğinle hak ettiğindir oğlum. Gözlerin hep böyle parlasın yeter. Hadi. Yiyin. Şano. Neredesin? Ne yapıyorsunuz? Ulan niye haber vermişsiniz bana? Anca hazırlandık. Şimdi Reşon'un evinin dibine geldik. Recep de yanımda. Nasıldır vaziyetler? Nöbetçiler var. Uygun zamanı bekleyek. İyi, dikkatli olun. İşiniz bittiğinde Keklik Bayırı'ndaki barınağa gelin. Tamamdır Şano. Şu ortadaki jipe koyarız. Murat'ın arabası odur. Tamam. Kimdi bu Osman? Eski bir arkadaş. Şimdi hapiste. Beni mahvetmesine az kalmıştı. Çok az. Şu malum olay mı? Hani bir zamanlar televizyonda... Bayağı meşhurduk ha. Artık geride kalmış şeyler için... Yok yok. Olmuyor. İnsan arkadan vurulmaya bir türlü alışamıyor. Her vurulacağı zaman da yanında senin gibi biri olmuyor. Vallahi ben pek kurtarılmaya alışık da değilimdir ha. İşte bir defa ablam kurtardı, bu da ikincisi. Gerçi bir kadın tarafından kurtarılmak karizmayı biraz çizi ister istemez ama... Ne yapalım, oldu bir defa. Bir şey değil Hakkı. Gidelim mi? Gidelim. İyi geçmiş. Sonuçları bekliyoruz. Hadi hayırlısı. Benim tombilik nasıl? O takdiri aldı. Aferin kerataya. Baba, çocukları bırak da seni konuşalım biraz. Neyi mi konuşacaksınız? Ameliyat işini. Bak, açıkça söylüyorum baba. Ameliyat olmam diye inat edersen çekip giderim buradan. Üstelik giderken onu da götürürüm, bilmiş ol. Senin bu karın var ya oğul. Urfa'nın en edepsiz gelinidir ha. Belki ama haklı. Ya baba, gözümüzün önünde ölüp gideceksin. Gözümüzün önünde ölüp gideceğim öyle mi? Buna seyirci kalmak bizim için kolay değil baba. İkimizden biri aynı şeyi yapsa kıyameti koparırsın. Günü geldiğinde ameliyat olacağım.
Çay. Sizler de yanımda olacaksınız. Gözlerimi açacağım, sizleri göreceğim ilk defa. Ama o gün... O gün gelene kadar bir daha bu mevzuyu açmayasınız. Hanımım. Ha, benim araba yağ kaçırıyor. Şoförlerden birine söyle de servise götürüversin. Baş tamam üstü hanımım. Tamam, tamam dur. Hadi sağ ol. Araba yağ kaçırıyorum Hüseyin. Elif Hanım servise götürsün dedi. Tamam. Kızı bulamadınız. Karış karış her tarafı aradık. Bir sürü adam tuttuk ağam. Hepsi iyi. Hiç merak etme ağam. Mutlaka bulacağım onu sana. Buldunuz da bana mı haber vermişsiniz? Ha? Buyurun. Beceriksiz herifler. Lan yakalamadan gelmeyin. Ben acımam size. Ulan onu bulamazsanız memleketi terk edin. Yoksa bilirim ben yapacağımı. Anlaşıldı mı? Tamam geveleme. Bir an önce yakalayın onu bana. Beceriksiz herifler. Hayırlı sabahlar Reşo. Sağ ol Zeynep Hanım. Sana da. Hoş gelmişsin. Bir iskemle getirin. Kahve yapın bize. Buyur otur. Kahve dokunmuyor mu sana? Aman atın ölümü arpadan. Yahu biz at mıyız Reşo? Güneş de yakmaya başladı. Bayılıyorum güneşe. Kemiklerimi ısıtıyor Zeynep Hanım. Hani sobanın arkasına bir düşen yaşlı şişman kediler vardır ya. Ben de fıstık bahçesine gidiyordum. Bir uğrayıp hatırını sorayım dedim. Bir de şu ameliyat işini merak ettim. Ameliyat? Buyurun. Bırak. Götür kızım şu kahveyi. Ağam vazgeçti. Sen bir papatya suyu kaynat ona. Baş üstüne. Bana baksana sen. Buyur, baktım. Ne var? Sabah sabah ağalığımın içine mi etmeye geldin? İyi bakın etrafa. Ha, işte orada. Koşun, koşun yakalayın. Yakalayın, koşun. Koşun, koşun orada. Koşun! Hadi koşun! Orada işte! Ha, ha. Dur! Dur ya sen! Baktım ağacıyı! Bak, koşun! Ha. Koşun! Gel şuraya! Bak! Dur! Kaçma! Dur gel ha!
Çekil, çekil. Bir daha sefere bekle, sabah kahvemi içeyim, öyle gel. Olur ağam, başka emrin? En çok neyi özledim bilir misin Zeyno kadın? Neyi? Acılı ufak kebabı yemeği. Yanında iki kadeh rakı, üstüne künefe, üstüne murra, üstüne... Şu ameliyat işini halledelim ondan sonra. Başlatma ameliyatını. Kendini düşünmüyorsan yakınındaki insanları düşün. Çocuklarını. Evet. Onu yakaladık ağam. Yakaladınız mı? Nerede? Tamam, tamam. Fırat'a getirin. Köprünün oraya. Hemen geliyorum. Dikkat edin kaçmasın. Aa dur, nereye gidiyorsun? İşim var Zeynep Hanım. Ne işi? Anladın ne işi olduğunu. Çekil. Yapma Reşo'a. Sen o defterleri kapadın. Hepimiz kapadık. Elini kana bulama. Yolundan çekil Zeyno kadın. Ben de geliyorum. Gelemezsin. Bu benim meselem. Senin meselen benim meselem kalmadı artık be adam. Şu inatçı kalbin tık diye gidecek. Hapsi boylayacaksın. Ben bunu istemiyorum. İstemiyorum. Gittiğim yer kadınlara göre değil. Evine dön Zeyno, evine. Kadınlığım yeni mi geldi aklına? Her zaman. Ama fotoğraflarda hep onlar oldu. Bakıp bakıp iç geçirdiğin şu fotoğraflarda. Zeliha. Benim işim çok zor baba. Sana bu kadar yakın. Senden bu kadar uzakta. Çok zor. Ne yapmak istediğini anlamadım baba. Seninle hiç resmimiz yok değil mi? Evet baba. Gel demiş. Gel kızım yanıma otur. Bana bak Hüseyin. Kızımla beni öyle bir çekecek sanki görenler maşallah diyecek. Anlamış mı sen? Bana inanmıyor musun baba? Bana. Senin için her şeyi yapan öz kızına. Demişim ki kendime. Benim kızım yanlış yapmaz. Kolay gelsin. Sağ ol. Babamı niye servis koymadın? Gitti hanımım. Nereye? Zeyno ana da buradaydı. Ama bir telefon geldi, apar topar gitti. Ne telefonu? Vallahi benim duyduğum... Geveleme çabuk söyle, ne? Galiba yakalanmış. Selia mı? Nerede? Fırat Köprüsü'nde. Murat! Murat! Ne var, ne oldu? Murat, Selia yakalanmış. Fırat Köprüsü'nde, baban oraya gitmiş. Hadi Murat, çabuk ol. Geç kalmayalım, yoksa çok kötü şeyler olabilir. Geliyorum. Thank you.
kızımdın. Canımdın. Rüyalardan azizdin. Baba. Şimdi ölmeye hazır mısın? Baba. Ağlayın gözlerim. Bakla gözlerini. Yapma Reşo'a. Çekil. Çekil, öldürürüm. Çekil, yapma Reşo'a. Çekmeyin. Öldürürüm. Çekilin diyorum. Onu bana bırakın. Gelmeyin. Gelmeyin, gebertirim hepinizi. Yapma Reşo'a. Yapma Reşo'a. Bırak o silahı. Sen kızını vurmayacaksın Reşo'a. Kızınla birlikte kendini de vuracaksın. Bir kurşunla iki can alacaksın. Yapma. Murat, ben arabaya gidiyorum. Çabuk gel. Tamam, geliyorum. Alo, alo anne. Ben seni sonra ararım. Hayır anneciğim, yok bir şey. Elif, acele et hadi. Ha? Anne yok bir şey, tamam. Ben seni sonra arayacağım. Elif, anahtarı alsana. Yaklaşmasın, durun. Dikkat edin. Başka yerlerde de olabilir. Araştırın. Kimin yaptığını tahmin edebiliyorum. Shannon'un işi bu. Koş sen babana yetiş. Ben hemen jandarmaya haber veririm. Tamam. Gelmeyin. 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 Yapma Reşo'a. Bunca yıl kan akıttık da ne oldu Reşo? 70 yıllık kan davasından ne kaldı elimizde? Şimdi akıtacağın kan, kızının kanı. Hürmeti. Öldüreceksin de ne olacak? Başın göğe mi erecek? Vay be! Ne namuslu adam mı diyecekler? Ne şerefli, ne yiğit! Kimin için öldüreceksin kızını Reşo? Kimin için söyle! Yalvarırım gelme baba. Bu bildiğin köprülerden değil Reşo. Fırat değil bu. Sırat Köprüsü. Ömrünün Sırat Köprüsü. Yapma. Gelme baba. Yapma. Yapma. Yalvarırım gelme babam. Baba yalvarırım. Seni evlat katili yapmayacağım. Affet beni baba. Affet. Kızım gidiyor, Zeyna kaldı. Kızım gidiyor. Oh, Reşo! Reşo! Ne yaptın?
Reşol! 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 Gel!